Bu videoda dünyanın en zeki çocuklarına bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone ol. Zeki olduğumu düşünüyordum ama buradan geçiyor. Galiba şimdi çocuğun geçmemesi için oraya bir şey yapmışlar ama dolabın içinden geçiyor. Abi korkunç bir zeka ya. Dolaptan geçiyor orada. Gerçekten benim çocuğum böyle bir hareket yapsa tırsardım. Sınavlarda kopya çekmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Abi hesap makinesi kullanmanıza izin veriyorlarsa koy içine telefonu, al sana kopya. Ama tabii hesap makinesine izin vermeleri için böyle mühendislik falan okuyor olmanız lazım. Edebiyat sınavında ben ne yapayım şimdi hesap makinesini? Ne oluyor? Chopstick herhalde onlar. Tamam. Ha peçeteyle. Şimdi çözdüm. Şimdi jeton düştü bende bak. O kadar mantıklı bir şey yaptı ki jeton çok sonradan düştü bende. Abi chopstick kullanamıyorsan al peçeteyle kıvır. Rahat rahat tut. 2 yaşındaki çocuğu böyle bir şey yapmış ve istediği yere gidebiliyormuş. İnsanlarla da iletişime geçmek zorunda kalmıyormuş. Ya evde böyle dolaşan bir şey var yani. Sizi görmek istemiyorum deyip evde bununla geziyor. Çok mantıklı. Hey bir saniye, videoyu hemen böldüm. Şu an sen bu videoyu izlerken biz muhtemelen Twitch'te yayında olacağız. Hemen yorumlara sabitlediğim linkten canlı yayına katılabilirsin. Artık düzenli yayınlara başlıyoruz. Orada yerini almayı unutma. Hadi hemen bu videoyu bitir, sonra linke tıkla gel. Öptüm. Temizlik ve spor bir araya gelirse ne olur? İşte görüyorsunuz böyle bir şey olur. Buz okey oyuncusu çocuk. Bakın süpürgeyi almış, onun ucuna da sopasını takmış. Bak içeceğini de içiyor böyle. Hem süpürüyor hem sopasıyla işte hareketler falan. Abi mis gibi olay ya. Ben bedava. Havlu peçeteyi aldık, tamam. Islattık, tamam. Aa bu hileyi biliyorum. Evet böyle çekiştiriyorsun, orada ufak bir parça orayı tıkıyor. Ondan sonra şişeyi ters çevirdiğin zaman dökülmüyor. Da sen bu yaşta bunu nasıl çözdün abi? Hani ben bunu daha 2 sene önce öğrendim ya. Şu hileyi ben çok yeni öğrendim bak. Aha, birileri ders çalışıyorum diye oraya telefonu sabitlemiş. Çok mantıklı. Benim nasıl aklıma gelmez bu ya? Abi ben her seferinde telefona bakarken kapı şak diye açılıyordu, yakalanıyordum. Şu an kendimi kötü hissettim ya. Bunu ben bulmalıydım. Bay bay gizlilik. Ne yapıyor? Kapıyı mı açıyor? Aha elinde fener var. Kredi kartıyla kapıyı açtı. Gerçekten inanamıyorum. Kapıyı kredi kartıyla nasıl açmış olabilirsin? Gerçi düşününce şimdi oda kapısı evet kartane olabilir de. Bak ben bu yaşta bunu şimdi çözdüm. Sen o yaşta onu nasıl çözdün? Eğer hedefine ulaşamıyorsan hedefi kendine getirmelisin. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde. Oraya tekme atması lazım. Bak ulaşamayacağını anladı. Onu aşağı indirdi. Çocuk ne yapmış? Aa bak oradaki sweatshirt'ı ters giymiş, onun önüne mısır koymuş ve sen bunu bu yaşta nasıl düşünebilirsin? Ben o yaşta sweatshirt'ı giymeyi bile bilmiyordum ya. Uyku sersemliğiyle benim sweatshirt'ı pantolon gibi giymeye çalışmışlığım bile var yani. Sen bir pay bir çorba. 10 yaşındaki çocuk bunu yapmış. Random legolardan. Ne yaptın sen ya? O ne öyle kart çıkarıcı? Herhalde öyle bir şey yapmış da legodan yaptığı sisteme bak, böyle yapıyorsun oradan kartları atıyor. Bu çocuk hoverboardla okula mı gidiyor? Yok, hoverboard değil, patenle gidiyor. Hem de düşmemek için de çanta var. E güzel. Abi şu ayakkabılardan hep istemişimdir zaten. Hoverboardunuz var mı? Bahçeniz var mı? Peki bahçeyi biçmek için makinanız var mı? O zaman ne duruyorsun? Bahçeyi bitsene. Çimleri biçmek hiç bu kadar kolay olmamıştı yani. Bu üçü varsa sizde bu tarzda rahat rahat biçebilirsiniz. Eğlenceli de duruyor. Çocuk böyle bir oyun alanına koymuşlar. Bak oradan çıkışı bulmuş ya. Onu oradan devir çık. Aslında o ortamın mantığı çocuk orada dursun, çıkmasın da ama işte zeki olunca böyle oldu. 8 yaşındaki çocuğu bu hileyi göstermiş. Hesap makinesi. Abi şunu bana amcam öğretti var ya, ben de çok şaşırdım ya. Ben daha bunu geçen sene öğrendim amcam buraya geldiğinde. Hesap makinesinde silme tuşu yok ya. Yazdığınız şeyi silemiyorsunuz gördüğünüz gibi çünkü silme tuşu yok bak. Böyle böyle siliyorsun ha. Ben de daha geçen sene öğrendim bunu. Sen nereden öğrendin? Hesap makinesini seçiyorum. Çin, Japonya. Ha şu sağdaki bir şeydi ya, kolay çarpma yöntemi gibi bir şeydi. Nasıl çarpabiliyorsunuz şu an? 31 çarpı 12. Abi 31 çarpı 12 benim kafadan çarpmam mümkün değil. Hemen söyle, 6 kere 9 8 kere 7 9 kere 8 aferin. Annesi diyor ki çocuğa McDonald's'a gidebiliriz ama onun her harfini teker teker söylemen lazım. Çocuk da diyor ki o zaman KFC'ye gidelim ya biz. Çok mantıklı. Yani söylenişini biliyor ama nasıl yazıldığını bilmiyor olabilir. Abi o zaman KFC'ye gidelim. Ne oluyor ya? Adam yürürken arkasında pota var. Çocuk oradan ata ata gidiyor. Bayağı da baskette atıyor yani. Abi bu nasıl bir yetenek? Her attığı da girdi. Çocuğunu bulaşıkları kurutmaya göndermiş ve bunu bulmuş. Hayda, fan koymuş.
abi. Fan koymuş bırakmış orada. E mantıklı. Yani niye uğraşıyorum ki elimle teker teker silmeye? Koy fanı gitsin. Eğer evde pizza varsa ve bir tane de zeki insan varsa dikkat edin, pizzanızdan bir dilim alabilir ve hiç farkına varmayabilirsiniz. Bak bu şekilde bir de dilimliyorsun, hiç fark edilmiyor. Bu çılgınca o çok zeki. Aynayı asamıyor herhalde. Dikkat et. Ha, ışığı mı kapattı o? Şu an ışığı kapattı galiba. Ha, şimdi anladım. Işığa yetişemediği için aynayı almış, onunla ışığı kapatıyor. Yine bir sınav sorusu. Diyor ki işte problemi oku ve problem karşısındaki çözümünü yaz. Şimdi problem şuymuş. Sen oyun alanında düştün ve bacağını çizdin. Şimdi problem bu. Çözüm ne olması lazım? İşte giderim pansuman yaparım. Yara bandı takarım falan. Yok, öyle bir çözüm yok. Ha bak bak, çözüme bak. Ayağa kalkarım ve devam eder. Abi bu da bir çözüm aslında. Yani buna sen şimdi yalan yanlış diyemezsin ki. Bence buna kesinlikle not verilmesi lazım abi. Senin çözümün bacağına bakım yapmak olabilir. Benimki kalkıp devam etmek olabilir. Çocuğa sandviçin yarısını ye demiş. Abi şimdi bu zekilik mi yoksa tam tersi mi, ben onu anlamadım. Sandviçin yarısını yemiş ya. Sosisin de yarısı yok. Sandviçin de yarısı yok. Adam diyor ki dışarıdaki balonu patlatmadan içerideki siyah balonu patlatabilirsen parayı sana veririm. Şimdi herkes bir yorumlara yazsın. Sizce dışını patlatmalar içindeki siyah nasıl patlatabilir? Ben düşündüm, bir çözüm bulamadım. Patlatamaz. Tamam. Bakalım çözüm neymiş? Lazer. Beyaz olduğu için tabii ısıyı almayacak. Siyah olduğu için alacak, patlayacak. Gerçekten bir 5 yıl düşünsem aklıma gelmez. Belki 6. yılda gelirdi ama. Ne oluyor? Şimdi 2 bardak var, bir pipet var. Oradan suyu ona aktarıyorsunuz. Ne güzel. Otomasyon. Çok mantıklı. Yani hiç dokunmadan suları oradan eşitleyebiliyorsun aslında. Bunu çözmüş ve 3 kez daha yapmış. Nasıl ya? Abi Rubik küpünü o yaşta nasıl çözüyor olabilirsin? Hakikaten çözüyor mu? İlkinde inanmamış, 3 kez daha yaptırmış galiba. Gerçekten çözüyor. Şu an çok eminim ya onun çözüleceğine. Bak sarı taraf oldu. Şimdi turuncu tarafı mı yapıyor? Aha turuncu da oldu. Çözdü. Abi ben gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum şu an. Ben Rubik küpü çözemiyorum. Neyse yani o çalışmıyor bende. Şimdi Rubik küpünü çözebilenler bir like atsın. Bir de çözmenin taktiği var mı ya? Bir arkadaş soruyordu, o taktiği bir öğrenebilirsek iyi olur. Kızım bugün bu hileyi gösterdi. Ne o? Tereyağı hilesi değil mi? Aynen. Abi paketli tereyağlarını açıp bıçakla süreceğine oradan çatalla deliyorsun. Sıktığın zaman dökülüyor. E biz bunu yeni öğrendik. Sen nereden öğrendin bunu? Demek ki bizim kanalı takip edin. Kasenin içinde dondurma istemiştim. Evet, kasenin içinde aslında getirmiş yani. Demek ki o gönülsüz yapmış o işi. Dünyanın en zeki çocuğu. Oo, ne güzel oyunmuş bu. Hem sağdan hem soldan çekip topu yönlendiriyorsunuz. Oradan topun yukarı çıkmasını sağlıyorsunuz. Yani hani iyiymiş ya bu. El göz koordinasyonu da çok iyiymiş çocuğun. Ben yapardım ya. Şimdi kendime haksızlık etmeyeyim, yapardım. Çocuğum chicken nuggetları nasıl yiyor? Önce sosu oraya döküp çalkalıyor değil mi? Evet. Çok zekice ama ben yemek yiyeceğim zaman hiç aklıma gelmiyor. Her seferinde onu ona daldırıyorum. Sonra ne oluyor? İlk 3-4 tanesi soslu, gerisine sos kalmıyor. Oh. Annen telefonunu aldı ama hala kız arkadaşına mesaj atman lazım. Nasıl ya? Nasıl? Nereden atıyorsun sen o mesajı? Televizyon dokunmatik falan. Ne oluyor? Telefonu bağlamış da oraya. Nasıl olduğunu ben anlamadım. Sistemi çözemedim. Şimdi sırada ilginç bir oyun var yine. Adam diyor ki bu topu bu bardağa koyacağım. Eğer çözersen bu paraları sana vereceğim. Böyle baş aşağı bir şekilde koyacağım. Elini falan kullanmadan hiçbir şekilde, yani bardağı kaldırıp altına elini tutmadan oradaki topu al, oradaki su bardağına koy diyor. Bak böyle bir çözüm var. Abi ben yine bunu 4 yıl falan düşünsem bulamazdım yani. Çok mantıklı değil mi? Gerçekten o adam gibi izliyorum şu an. Bob'un 36 tane çikolatası var. 29 tanesini yemiş. Şimdi elinde kaç tane var diye soruyor. Cevap gerçekten aşırı güzel abi. Diyabet. Yani diyabet oldu bu çocuk. 29 tane çikolata mı yenir? Matematik desen var. Kimya desen var. Biyoloji desen var. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en zeki çocuklarına baktık. Videoyu izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.